Kalayca! Kalayca! Kalaycı! Hayırlı günler Kalaycı. Hayırlı günler Ramiz Efendi. Hayırlı günler. İsteğim bir şey soram sana. Sor, buyur. Belki ayıptır sorması. Evet. Affet bana. Söyler misin bana bir günde kaç akçe kazanırsın? Değişik Ramiz Efendi. Ola bir akçe kazandığımda. Ha. Ama bazen de zengin hanımlar konaklarına çağırırlar beni. İşte o zaman 3-5 akçe kazandığımda olur bir günde. Bir günde 3-5 akçe? Evet. Hayırdır Ramiz Efendi? Yok da ben Ülalina sordum. Ülalina. Bir kasabaya bir kalaycı yeter Ramiz Efendi. Olmaz mı iki? Hayır olmaz. Olmaz. Bir kasabaya bir kalaycı yeter. Bir kasabaya bir kalaycı, iki kasabaya iki. İki kalaycı. Akça. Sen genç olursan üç. Ramiz Efendi. Efendim. Gördüm seni. Ne gördün? Bir şey soracağım sana. Söyle bana. İş mi arıyorsun? Gördün işte, evet. Dur. İş arıyorum. Ne diye sinirlenirsin be Ramiz Efendi? İsteyeyim. Konuşacağım seninle, dertlerini paylaşacağım. Elimden bir şey gelirse edeyim, yardım. Cappar Efendi, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Sağ olasın. Cappar Efendi, şimdi söyle bana. Bu süt üneciğimle kamışım nasıl? İyidirler, iyidirler. Bak onlar iyi olurlarsa ben de iyi olurum. Benden çok selam söyle onlara. Üp benim için, üp. Ha sen ver bir ipucuk, ben sana üpem, sen de onlara üp, ben üpmüş gibi. Ramiz Efendi, sen kendi yoluna, ben kendi yoluma. Hadi selametine. Hadi selametine. Ama hadi selametine. Oho, geldin mi benim? Hangi kızım? İş buldun mu? Para kazandın mı? Zengin oldun mu? Anladım, anladım. Sen zengin olmuşsun, şimdi isteyesin parayı saklayasın. Tam zengin olmuşsun, aferin sana. Sana söyleyeyim, duymayayım mısın beni? Duyayım, duyayım da istemeyeyim duyan. Senin dilin tebuka almış babuçka. Kime çektin bilmeyi? Ben de bilmem. Kime çekmiş olabilirim acaba? Sus! Terbiyesiz. Oynadınız mı taktı arabayla? Oynamadık ama. Tek tepli oturdum. Aferin. Zarife sen ney misin? Alex'i gördüm ana. Alex'i mi gördün? Ama iyiyim ben. Zaten evlenmiş Alex. Evlenemiymiş. Öyle. Evlenmiş. Evlensin. Evlensin, evlensin. Bak, kızçeler bile anladı. Ama ben de anladım artık. Doğru mu söylersin benim güzel kızım? Teşekkür ederim Petrus Efendi. Hayırlı günler beyler. Katip, buraya gel. Evet efendim, buyurun. Şu sütçünün kızı. Vahide mi? Evet o. Onun hakkında malumat toplamanı istiyorum.
Ya burada? Burada da Bulgar çizgiler var. Mahkum. Söyle. Suçunuz ne sizin? Milletimizi Türklerin zulmünden korumak. Herkes aynı şeyi söylüyor. Buradaki tüm mahkumların suçu sabit olup Osmanlı Devleti'ne karşı baş kaldıran asi ve canilerdir Sayın Vali Yardımcısı. Ben sizin kadar emin değilim yaver. Ya Abdülbey beni niye görmek istiyor? Ben bir şey yapmadım ki. Bilmiyorum Terzi Hasan. Ben nereden bileyim? Geldik işte. Kendin sor. Yürüyorum. Ya ben girmesem içeri ya beni yine hapse atarlarsa. Niçin atsınlar be adam? Fena bir şey yaptın mı? Ben fena bir şey yapsam da ataylar, yapmasam da ataylar. Yok ben elini sürdükken geri güler. Yürü be deli adam. Paşanın mahdumu seni görmek istiyor. Görecek, işte o kadar. Ya ne işi olur paşanın mahdumunun benimle? Ya of, yine bir bela gelecek başıma, of! Ya gitmek istemeyim. Sütçü Ramiz'in damadı geldi efendim. Çağır gelsin. Demek Sütçü Ramiz'in damadı sen oluyorsun. Ben olayım. Atice ile evli olduğuma göre. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok dalga geçmeyeyim. Ben bilesiniz diye söyledim. Biz Atice ile evlendik. Çok zor evlendik. Vermeydi Ramiz baba Atice'yi bana. Sonra ikna oldu. En sonunda evlendik. Bizim düğünü hatta çeteciler bahsetti. Bile... Tamam uzatma. Seni bir iş için çağırdım buraya. Ne iş? Âlâ iş. Âlâ iş. Benim işim var hala. Benim dükkanım var çarşıda bana ait. Ücret bana ait değildi. Ben orada kiracıydım. Cabbar var. Belki bilirsin, belki bilmezsiniz. Böyle uzun boylu, beyaz sakalı o kasap Oli. Düğünde bana dükkan anahtarını hediye etti. Subhanallah. Dalga mı geçiyorsun be adam? Yok ben bilesiniz diye söyledim. Emrindeki zabitan için üniforma dikmeni istiyorum. Ünif... Bu... Büle dükmeli buraları büle büle asker kıyafeti mi Oli? Evet, asker kıyafeti. Yapabilir misin? Yaparım. Terziyim ben yaparım. 5 tane, 3 tane, 5 tane, 10 tane bilem dikerim. Kulağını aç da iyi dinle Terzi Hasan. Benim emrimde kaç tane zabitan var sen onu biliyor musun? Bilmeyeyim kimse bana bir şey söylemedi. Tam 100 tane dikmeni istiyorum. 100 tane? Ne kadar oluyor ki 100 tane? Tam 100 tane dikeceksin. Tanesine 6 akçe vereceğim. 100 tane, 6 akçe, 6 akçe 100 lira eder. 60 akçe, iyi para. 600 akçe eder Terzi Hasan. Bir hafta içinde dikebilir misin? Ne diyorsun? Bir hafta içinde yetiştirebilir misin? Yaparım ben terziyim, yaparım, dikerim. Bir haftada dikerim. Âlâ. O zaman bir hafta sonra görüşürüz. Haydi o zaman, haydi görüşürüz, haydi. Haydi. O zaman haydi, ben gideyim, haydi. Sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım, sevgin olayım. Sevgin olayım, sevgin olayım. Zengin olayım, zengin olayım. Uğrayacağım sana. Zengin olayım, zengin olayım. Zengin olayım. Ramiz baba! Ramiz baba! Hepiniz, hepiniz dinleyin beni. Çok acayip bir şey oldu. Of. Ne yapmalısın çocuğu? Nefes al, güleceğim. Ne oldu Hasan? Hayırdır? Kulaklarınıza inanamayacaksınız. Ne söyle ne söyleyeceksen yemek yiyeceğiz. Ramiz baba. Ha. Hani senin damadın var ya, hani terzi olan. Yakında çok zengin bir adam oluyor. Ne söylesin sen Hasan? Aman kafa yatmış gene bunun. Haydi yayın yemeğinizi sen de gel hayatım. Madem beni ciddiye almaysanız o zaman daha değişik ifade edeyim kendimi. Buyur. Ne oldu işte lan Hasan söyle. Ramiz baba. Aldığım bir siparişe göre yakında
çok zengin bir adam olayım. Ne? Zabitana 100 tane kıyafet dikey. Ne? 100 tane mi? Ben anlayamadım şimdi Hasan. Sen şimdi zabitana kıyafet mi dikeceksin? Evet, ulan. Tanesi 6 akçeden eder... 600 akçe? 600 akçe. 600 akçe mi dedin? 600 akçe mi dedin? 600 akçe. Bizzat Masar Paşa'nın oğlu Abdülbey bana kendisi verdi bu siparişi. Abdülbey mi? Hasan, oğlum. Benim aslan damadım. Söyle bana, sen ne vakit dikeceksin bu kıyafeti? Bir sene. Bir ay. Bir hafta. Bir hafta mı? Bir hafta mı? Heh. Hasan, bir haftada 100 kıyafeti nasıl dikeceksin? Hep beraber dikeriz. Hep beraber mi? Tabii biz böyle kocaman bir aile değil miyiz? Hep beraber dikeriz, hep beraber kazanırız paraları. Ne söylersin Ramiz Efendi? Ha? Ne söyleyeceğim Fatma, ne söyleyeceğim? Allah Allah, ben sütçüyüm teyze değil. Sütçülük babadan hatta dededen bize kalmış kutsal bir meslektir. Bu evde hiç kimse sütçülükten başka hiçbir iş yapamaz. Zaten bilemez. Niçin öyle söylesin Ramiz baba? Ben terziydim, oldum sütçü. Siz de olursunuz hep beraber terzi. Ne söylersin Ramiz efendi? Bak ben ne diyeyim sana? Sen her vakit demeyi misin? Allah dert verdi mi dermanını da verir. Ha? Bak Allah gönderdi bize bir rızk. Lazımdır düşün ha. Hey düşün, susun. Ramiz efendi düşünecek, susun. Düşün. Düşünürüm, düşünürüm. Yeter düşündün Süle. Düşündüm. Fatma ananızın dediği gibi, madem Rabbimden geldi bu rızk, geri döndüremem. Paşa Hazretleri, bir Hristiyan olarak vali yardımcılığına atandım. Sizin bundan rahatsız olduğunuzu biliyorum. Doğru. Ama yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yazık ki bu da doğru. Size dostlukla elimi uzatıyorum. Bu eli kabul etmek ya da etmemek size kalmış. Ne var ki bundan sonra manastırda azınlıkların haklarını korumak benim birinci vazifemdir. Buraya yollanmamdaki esas gaye budur. Çeteci kabul edilen Bulgar ve Rum gençlerle ilgili olarak hoşgörülü davranış içerisinde olduğunuzu biliyorum. Ama ne yazık ki bugün manastır hapishanelerinde yüzlerce masum Bulgar ve Rum mahkumla karşılaştım. Lafını nereye getirmeye çalışıyorsunuz? Bu gençlerin neredeyse tamamı masumdur. Osmanlı Devleti'nin valisi olarak bu gençleri bağışlama yetkiniz vardır. Bunu kullanmanızı istemek zorundayım. Siz bana emir mi veriyorsunuz? Asla böyle bir niyetim olmadı. Ben sadece... Siz sadece arkanıza aldığınız Rus, İngiliz ve Fransız hükümetlerine güvenerek hareket ediyorsunuz. Stefan Kristof. Belki de öyle. Ama teklifimi düşünmeniz konusunda ısrar etmek zorundayım. Vahide. Efendim. Ne işin var dışarıda? Yok bir şey, mühim değil. Senin canın mı sıkkın? Yüzün niye sık? Sen yarın Selanik'e gidesin öyle mi? Evet. Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz. Canın buna mı sıkıldı yoksa? O da var. Ama düneceksin. Değil mi?
Döneceğim elbet. Canım başka neye sıkıldı söyle. Yoksa bugün söylediklerime mi kızdın? Evet, kızdım bir kere. Ama sonra... Sonra? Sonra düşündüm. Dogri Süleys'in dedim. Öyle mi? Üle. Tam sülemişsin. Hepimiz cahil kalmışız. Başta kızmışydım o süzüne. Sonra düşündüm, hak verdim. Neye hak verdin? Bizim buranın toprağı bereketlidir, öyle mi? Öyle. Bu toprağın hayvanı besli olur, kuvvetli olur, öyle mi? Maşallahları var. Karnımızı doyurmamız için ne lazım ise her şey var. Üleyse niçin babam hem o kaç çalışı hem hala karnımız güç bela doya? Bizim buranın insanı sevimlidir, anlayışlıdır, öyle mi? Üleyse niçin dağda eşkıya var? Niçin öldürüyorlar birbirlerini? Demek ki burada bir yanlış var. Ne oluyor Güriz? Niçin oluyor bilmeyiz. Te işte bundan ötürü sen lazım çıkarasın gazete. Anlatasın insanlara burada ne oluyor, niçin oluyor. Ne olmay, niçin olmay. Belki beni daha ügretirsen okuyam yazam. Ben de çalışırım o vakit sizinle. Vahide. Efendim. Sen benim bugüne kadar tanıdığım en zeki kızsın. Sağ olasın. Senin canın bunlara mı sıkıldı gerçekten? Salt bunlar değil. E başka ne peki? İnanmayın ben o adama. Hangi adama? Asana iş verene. Paşanın oğluna mı? Bilmeyim artık paşanın oğlu midir ne beladır. Te ona inanmayın. Vahide ne oldu? Yoksa sana bir şey mi yaptı? Anlat bana. Yok yok mühim değil. Ben artık gidem yatam. Sabahleyin çok işimiz var. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Mustafa. Birden döneceksin değil mi? Birden döneceğim vay be. Merak etme. Şimdi biz zabiten kıyafetleri dikeceğiz, öyle mi Hasan? Öyle. 600 akçe kazanacağız, öyle mi? Öyle. Hem babiçkonun borçlarını ödeyeceğiz, hem de bize para kalacak, öyle mi? Öyle. Hasan. Hatice'm, bana mı yaparsın Bülah? Sana yapayım. İnanamayım. Ben o vakit lambaya üfleyeyim. Haydi. Aman Hasan, gene bir tersin alık olmasın. Yaklaşasın. İstemeyim. Yine olsun bir tersin alık. Haydi. Lambayı ben üfleyeceğim. Hatice'm, yataktayım, emniyetteyim. Hatice'm,
takkemi çıkarayım mı kalsın mı? Madem istiyorsun kalsın. İyi o zaman kalsın. Hadi. Akşama yemeği erken hazırladım. Al beni bre, sarmore sümbü yanında uyut. Gel yanıma, gel koynuma, ailetme beni. Gel yanıma, gel koynuma, ailetme beni. Yedi dersine mahpusta yatsam alacağım seni. Ha uydun patladı vallahi sandım ki o ıspanak çınağı mı geli. Allah korusun ısır dilini. Çok acıktım, çok acıktım, çok acıktım. Ye yülense, ye yülense, ye yülense ha. Ne oluyor buna Ramiz, ne oluyor buna? Şimdi anlarız. Kıtlıktan mı çıktın? Bu sabah böyle çok büyük bir açlık hissiyle uyandım Ramiz baba. Allah Allah. Bir de içimde bu sabah çok neşeli hisler var. Nasıl neşeli hisler? Böyle istediğim, kendim bebek gibi istediğim, bir de istediğim yakında hepimiz çok zengin olayız. Öyle olacak inşallah, öyle olacak. Madem öyle olacak da haydi vakitle gidelim. Nereye gidelim Fatma Hanım? Sen buraya niçin geldin çocuğum? Niçin geldim? Niçin gitmezseniz kumaş alasınız. Ha kumaş, doğru, doğru. Haydi vakitle gidin, getirin kumaşları dikelim, haftaya zengin olalım, haydi. Hadi bakalım. Al ya, al, al, al bunu da. Mustafa. Al, tabii. Selametle git, selametle dün ol. Hayırlısıyla. Sen nereye gidiyorsun Mustafa? Dilaver'le Selanik'e gidiyoruz Hasan. Ah Selanik, gidin gidin, o da lazım. Haydi, haydi. Haydi yolda konuşursunuz. Haydi namak, saklıklar. Selanik'ten istediğin bir şey var mı Fatma yenge? Yok çocuğum, kendini koyun getir, mutlaka. Haydi. Haydi. Haydi, haydi. Haydi. Zarife, sen bir şey istiyor musun Cihan güzelim? Canım sağ ol. Hoşça kal Vaydi. Hoşça kal. Haydi. Haydi, haydi. Bu Mustafa da aileden biri gibi oldu değil mi Ramiz baba? Haydi, ya haydi. Günah hakikaten yegane sanacak. Tep bu kaydı. Koca adam oldu maşallah. Ne dolanıyorsun Ivan? Yoksa korkuyor mu? Daracı bitti beyle. Haftaya kadar asılıyorsunuz. Dimitri. Kardeş ben yaşamak istemiyorum, ölmek istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Yeter! Karı gibi ağlama. Otur! Dimitri. Sen yapma. İstanbul'dan Sadrazam Ali Rıfat Paşa'dan telgraf var efendim. Ver bakalım. Çıkabilirsin. Mazhar Paşa Hazretleri'ne. Vali yardımcısı Stefan Hristov'un vasıtasıyla size iletilen isteklerin maalesef kabul edilmesini emretmek zorundayım. Gereğinin
yapılması. Gereğinin yapılması. Ramiz amca, ya siz niye zahmet ettiniz? Amca senin kaymakamı. Geldik sizi yolcuya dalalım. Gel. Biz de kasabaya ineydik bir iş için. Geldik sizi yolcu edelim dedim Hasan. İnmeydik. Hadi görüşürüz Ramiz amca. Ha, dikkatli olun. Merak etmeyin. Ne kadar kalacaksınız? Bir haftaya döneriz. İnşallah o dediğiniz aleti bulursunuz. Matbaa makinesi. Matbaa makinesi. Ha. Tamam. Hadi. Hadi selametle. Hadi selametle. Selametle güle. Selametle gidin, selametle gelen. Hayda. Hayda. İstanbul'dan gelen telgrafı okudunuz mu Paşa Hazretleri? Okudum. Öyleyse Sadrazam Efendi'nin emirlerinin derhal yerine getirilmesini rica ediyorum. Henüz bu hususta bir emir vermedim. Hoş geldin evimiz direği. Hoş bulduk. Hoş geldin. Damat Hasan Paşa, Aslan Hasan Paşa. İlk parçayı aldık. Yarın bir bu kadar daha alacağız. Dünya kağı borçlandık. Dünya kağı para kazanacağız ama. Dünya kağı borçlandık. Yeter Ramiz. Şimdi hanımlar beyler. Tam tamına bir haftamız var. İşlemeye hazır mısınız? Hazırız. Hepimiz hazırız. Hazırız. Sen de hazır mısın Ramiz baba? Rabbim, isteğim bana sabır verasın. Ver. Haydi açalım bismillah. Haydi bakalım. Haydi. Tut bakayım şunu. Dikkatli olun. Kumaşa iyi davranın. Şimdi. Terzi de değil, kumaşa iyi davranır. Te bu mezura, bununla ölçeysin. Fakat önce ölçeysin, sonra biçeysin. Ölçmeden kesmeysin, çok hata edersin. Bu yüksük. Bakınız hanımlar beyler dikkat ederseniz küçük bir süt kolasını andırayım. Yüksük neymiş? Süt kolası. Bir terzi biçeceği kumaşı önce sever. Sever. Şimdi Terzi Hasan hocanızın dediklerini bir dikkatle dinleyin. Terzi dedikin kumaşı incitmeden keser Zarife. Kes bakayım bir güreyim. Tebüle. Aferin. Terzi'nin karısı da işte Büle Terzi olur. Atacağım İpem. Oh. Kızanlarım, kızçelerim aferin. İşte ağaç yaş iken eğilir. Ramiz baba. Efendim? Bu ne? Hiç eline yakışmayın. Attırmayın tersi hocanızın kafasını. Çalışın.
efendi. Geldim. Hasan efendi, ne oldu bizim elbise? Aa, ben onu hepten unutmuşum be. Ama göresin işimiz var zaten, bir tane kıyafet dikeyiz. Haydi sen sonra gel, sonra gel, sonra gel. Haydi. İstersen hiç gelme, zaten zengin olayız. Terzi dedegin yorulmaz. Terzi dedegin hasta olmaz. Terzi dedegin yazda, kışta, boranda, yağmurda, çamurda çalışır yorulmaz. Terzi dedegin güneşli havada da çalışır yorulmaz. Terzi dedegin içmez, yemez, acıkmaz. Ya, ama... Ama eğer Fatma ananın yaptığı börek ise, ayran ise yer, bilir. İtalar bilir. Afiyet olsun. Kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk. Yakalanacaksın diye ödümüz koptu. Nerelerde saklandın, neler yaptın, nasıl geldin buraya? Hepsini bir bir anlatacağım. Önce tanıştırayım. Pürseçen Kaymakamı Dilaver. Doktor Nazım. Memnun oldum. Ben de. Şimdi buralarda dolanmayalım. Buyurun bize geçelim. Buyurun. Hadi Dilaver. Ne oldu ya? Baktım. İpim de geçsin. Ay! Ne oldu Atice'm? İpine baktım. İpim de geçsin. Buraya mı? Görevden azledildiğinizi duymuştum Dilaver kardeşim. Doğrudur. Üzüldüm açıkçası. Üzülmeyiniz. Zaten Mazhar Paşa bölgeye vali olarak atandığında belliydi böyle olacağı. Pürsican'da saklandığını bilmiyordum. Eğer istersen gizlenmen için sana bir şeyler ayarlayabilirim burada. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a şükür beni Pürsican'da tanıyan kimse yok. Daha doğrusu başka bir isimle tanınıyorum. Evet, Namık. Namık. Asıl mesele şu ki, biz Dilaver'le manastırda bir gazete çıkarmaya karar verdik. Çok iyi düşünmüşsünüz. Lakin sorun şu ki, gazete çıkaracak ne paramız var, ne de matbaa makinemiz. Dert etmeyiniz. Madem böyle fevkalade isabetli bir karar aldınız, parayı da matbaa makinesinde buluruz. Bu konuda elimden geleni yapacağım. Merak etmeyin arkadaşlar. Sağ ol Nazım. Sağ ol. Ben miyiz baba? Efendim Hasan. Şimdi süleyeceklerimi tekrar edeceksin. Süleyeceğim. Süleyim bak bir. Terzi dedegin çalışkandır. Çalışkandır. Heh. Terzi dedeginin yüzü keskin, parmakları kuvvetli olur. Parmakları kuvvetli olur. Heh. Terzi dedegin gece gündüz çalışır, terziye gece gündüz yetmez. Yetmez. Ha bir de en mühimi, terzi dedegin güler yüzlü olur. Gül bakayım. Ha? Gül gül. Öyle değil. Bak yapayım, güle. Oldu mu? Olmay, olmay. Güle, güle. Hasan! Makas, makas terzinin ekmek kapısıdır. Terzi makas atmaz, hele ustaya makas hiç atılmaz. Evet.
savunma vaktimiz mi geldi? Ne asılması? Serbest kalıyınız. Ne? Serbest mi? Vali yardımcısına dua edin. Aç. Dur öyle. Hasan, haydi. Geldim Ramiz baba. De bitti. Haydi hanımlar, beyler, kalkın, uyanın. Kalkın bakayım. Kalkın. Terzi uyumaz. Terzi çalışkandır. Terzi vatanseverdir. Evet, belki çok çalıştık, çok iş işledik. Ellerimize, güçlerimize agriler girdi olabilir. Ama bu gürdüğünüz mamuller az sonra çok büyük bir akçı olacaktır. Evet, belki aramızda bazı çekişmeler olmuş olabilir. Tatsızlıklar olabilir. Ama ne demişler? Terzi, terzinin külüne her zaman muhtaçtır. Bir terzi, bir sütçüye gel beraber bir terzi dükkanı açalım demiş. Hadi topla. Hazır mısın Ramiz baba? Hazırım. Bu kapıdan çulsuz gireceğiz ama çok muhteşem çıkacağız. Zengin çıkacağız be. İnşallah Allah'ın izniyle zengin çıkacağız. İnşallah. Hayırdır Ramiz efendi? Abdülbey'in mallarını getirdik. Randevunuz? Var, ne kadar istersen. İyi, ulan. Geçin o zaman. Bir el atasın be. Haydi. Koy bir tane daha, koy bir tane, koy bir tane. Evet, tek gördüğünüz gibi bir haftada tam 100 tane zabitan kıyafetini hazırladık, bitirdik. Şimdi palto, kaldır kolunu, kaldır. Tut kolları. Olmadı. Bu burada. Bu da gel, gel, gel. Bak, bulamadı kolunu, burada. Bulamadı. Buldu. Serte giy, onun için bulamadı. Ya. Hasan, ne dikmişsin be? Aferin sana. Ellerinize sağlık. Çok âlâ olmuş. Ya, biz malları teslim ettik. Gidelim, sizin vaktinizi de fazla almayalım. Bize müsaade. Bayağı uğraşmışsınız anlaşılan. Para kazanmak kolay değil. Bayağı uğraşmışsınız ancak... ben almaktan vazgeçtim.